Hepinize merhabalar. Eğitim videoları serimin 3. videosunda sizlere pot nasıl yapılır? Yani top cebe nasıl nişanlanır ve nasıl atılır? Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. İlk videomda da bahsettiğim gibi eğer ki duruşunuz ve limajınız bozuksa burada öğreneceğiniz hiçbir şeyi tam uygulayamazsınız. Çünkü ne kadar doğru nişan alırsanız alın, atış sırasında eğer ki limajınız bozuksa illaki kayma olacaktır. Bu yüzden sizlere tavsiyem önce limajınız ve duruşunuzu mükemmel hale getirmeniz. Bu videoda en büyük yardımcımız bu top olacak. Bu topu ben CD kalemiyle 9 eşit parçaya bölerek yaptım. Siz de aynı şekilde böyle bir top edinirseniz size çok yardımcı olacaktır. Şimdi bu top bizim ne işimize yarayacak ve nasıl kullanacağız? Ben bu topu tam 9 eşit parçaya böldüm ve merkez noktasına da bir tane nokta çizdim. Bunu atış yapacağım deliği görecek şekilde, yani hangi deliğe atış yapacaksam bu nokta her zaman o deliğe bakacak. Örneğin bu deliğe atış yapacaksam merkez noktası tam o deliği göstermek zorunda. Ve o şekilde hesaplama yapacağım. Şimdi nasıl hesaplayacağız onu göstereyim. Şimdi öncelikle bu pozisyonda herhangi bir kalınlık hesaplaması yapmama gerek yok. Çünkü atış topumla hedef topum arasında, yani tam ortasından geçecek şekilde bir çizgi koyduğum zaman zaten direkt deliği görüyor. Yani burada dümdüz bir atış yaptığım takdirde topum cebe girecektir. Önceki pozisyonda yaptığımız atış tamamıyla düz bir atıştı ve kolaydı. Fakat topun birazcık açı kazandığı zaman burada kalınlık hesaplaması yapmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle antrenman topun merkez noktası hangi deliğe atış yapacaksam orayı gösterecek. Daha sonra ben beyaz topumdan, yani atış topumdan hedef topuma doğru bakıyorum. Ve burada benim antrenman topumun sol tarafında, yani şu bölümünden merkez noktasına kadar, yani topu ikiye bölüyorum ve sol tarafında, bu sol tarafında kaç tane benim çemberi gördüğümü sayıyorum. Şimdi ben bu açıdan baktığım zaman benim gördüğüm çember sayısı 3. Ve 3 tane çember görüyorsam 1, 2, 3. Tam öbür tarafına, yani zıt tarafına, sağ tarafına 1, 2, 3. Yani 3. çemberine, merkez noktasından diğer tarafına 3 sayıyorum. Ve topumun köşe kısmı, yani tam 0 kısmı, atış topumun tam sıfır kısmı oraya hizalanacak şekilde atış yapıyorum. Bu durumda tam olarak bu şekilde bir görüş elde etmiş oluyorum. Şimdi yakından daha iyi anlayacağız. Topumun tam merkezi deliği gösterecek şekilde topumu koydum. Ardından beyaz topumdan oraya doğru bakıyorum ve gördüğünüz gibi, tam şöyle göstereyim, merkez noktasından sol tarafına doğru ben şu anda tam 3 bölüm görüyorum. Yani 3 çizgi. Daha fazlasını göremiyorum. O zaman benim sağına doğru 3 çizgi sayıp o şekilde tam topumun köşesi, o üçüncü çizgiye gelecek şekilde topumu koyuyorum. Şöyle bakalım. Tam 1, 2, 3 koyduğum zaman, yani şu çizgide en fazla şu çizgiyi kadar görebilmem lazım bu topu koyduğum zaman. Koydum ve gördüğünüz gibi tam şu üçüncü çizgiye topumun köşesi denk gelecek şekilde bir görüş elde ediyorum.
tam topumun köşesi o üçüncü çizgiye nişan alacak şekilde atışımı yapıyorum. Şimdi burada da aynı hesaplamayı yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 2,5 çizgi kadar görüyorum. Yani o zaman merkez noktadan 1, 2, 2,5 yani şu kalınlığa kadar topumun köşesini o gösterdiğim noktaya nişan alacağım. Yani tam şu şekilde hedef alırsam topum cebe girecektir. Şimdi orta cebe bir atış gerçekleştirelim. Burada yine bakıyorum. Topun sol tarafında bana 1-1,5 çizgi kadar yani 1-1,5 kadar görüyorum şu anda. Bu beyaz topun olduğu açıdan baktığımız zaman. O zaman tam merkez noktasından yani noktanın sağına doğru 1-1,5 sayıyorum. Ve topumun tam sağ köşesi orayı kesecek şekilde nişanımı alıp atışımı gerçekleştiriyorum. Şimdi buraya kadar işin temelini sizlere anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Kalınlık ayarı nasıl yapılır onu öğrendik. Ama şunu söylemek istiyorum sizlere. Bilardo'nun temelinde zaten topu cebe göndermek vardır. Yani topu cebe atmak işin temelini oluşturur. Oyunun temelidir. Burada şunu çıkarımı yapabiliriz. Bilardo'nun en zor ve en çok emek isteyen bölümü de budur. Yani bu yüzden en çok çalışmamız gereken, en çok antrenman yapmamız gereken yer de burasıdır. Herkesin takıldığı nokta bu. Çünkü kolay değil. Topu cebe göndermek lafta ağızdan çıktığı kadar kolay değil. Bu yüzden sizlerin antrenman ihtiyacı duyacağı ve elinizden geldiğince en çok antrenman yapmanız gereken bölüm budur. Yani topu cebe göndermek. Ben size işin temelini anlattım. Nasıl hesaplama yapacağımızı anlattım. Ama bizim bunlar için de antrenmanlarımız var. Çünkü bu antrenman topu normal oyun sırasında tabii ki kullanamayacaksınız. Bu yüzden bu antrenman topu adı üstünde. Bununla antrenmanı bol bol yapacağız. Ama bunun dışında da yapacağımız antrenmanlar var. Şimdi onları da göstereceğim. Antrenmanlara geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bilardo ne kadar çok emek harcarsanız size o kadar karşılığını veren bir spordur. Aynı zamanda da nankör bir spordur. Çünkü ara verdiğiniz zaman sizin o atışlarınız kötüleşmeye başlar. Ne kadar çok sık oynarsanız ve ne kadar çok oynarsanız o kadar da gelişir. Bu yüzden sizlere tavsiyem özellikle belli bir pozisyonda defalarca kez atış yapmanız. Bu sizin kas hafızanızda yer edecek ve bu sayede o pozisyon geldiği anda rahatlıkla o topu atabileceksiniz. Şimdi antrenmanlara geçebiliriz. Birinci antrenmanımız, hedef topumuzu penaltı noktasına koyuyoruz. İlk olarak beyaz top tam düz şekilde koyuyoruz. Ardından bir diamond geriye alıyoruz ve o şekilde atış yapıyoruz. Ardından yine bir diamond geriye alıyoruz, o şekilde atış yapıyoruz. Ardından bir diamond geri alıp o şekilde atış yapıyoruz ve son diamond'a gelene kadar atışımızı yapıyoruz. Başarısız olduğumuz noktalarda ard arda 3 defa atana kadar o diamond noktasından bir sonraki diamond noktasına geçmiyoruz. Bu en önemli altın kuraldır. Çünkü siz bir atışı pekiştirmeden diğerine geçerseniz o da kötü olacaktır. O yüzden her seferinde atışı yapamadığınız noktada durun ve defalarca kez o atışı tekrarlayın.
İkinci olarak da aynı pozisyondan bu sefer sola doğru çeyrek diamond ilerleyerek atışımızı yapıyoruz. Üçüncü antrenmanımız orta deli atış yapıyoruz. Burada da yarım diamond ilerleyerek sol tarafa doğru atışımızı gerçekleştiriyoruz. Dördüncü antrenmanımıza da açılış yaptığımız çizginin olduğu eksende topumuzu hareket ettirerek atışımızı yapıyoruz. Başlıca karşımıza en çok çıkan 4 farklı atışın antrenmanlarını gösterdim size. Bu antrenmanları çoğaltmak mümkün. Sizler de istediğiniz atışlarda bu tip antrenmanlar yapabilirsiniz. Kendiniz bu şekilde oyunlar kurabilirsiniz. Bu antrenmanları çoğaltmak mümkün. Bu sizin elinizde. Ben bütün antrenmanları bu videoya sığdıramayacağım için 4 farklı antrenman gösterdim sizlere. Sizler istediğiniz veya zorlandığınız pozisyonlarda isterseniz kendiniz bu tip antrenmanları kurgulayabilirsiniz. Ben drill dediğimiz bu antrenmanları yapmayı daha çok tavsiye ediyorum. Tabii ki oyundan mahrum kalmamamız gerekiyor. Ama drillleri de kesinlikle aksatmamamız gerekiyor. Çünkü drill sizleri daha disiplinli ve daha sistematik oynamaya iter. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabından beni takip ederseniz paylaştığım drilleri görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.